Evet, hoş geldiniz. İkinci sezonun ortasını geçtik. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Şinasi Çil'den, Şinasi hocamız. Hocam size Şinasi Hoca diye hitap etmemde mahsur yoktur diye ümit ediyorum. Tabii ki. Elbette, Hoş elbette. geldiniz tekrar. İyi ki bugün buradasınız. Sizden bir sürü yaptığınız hem besteci olarak hem derleme olarak hem çelist olarak katkıları öğrenmek için bir aradayız. Biz konsept gereği sizden hemen söyleşinin başında uygun gördüğünüz süre içinde sizi bilmeyenlere kendinizi bir miktar anlatmanızı rica edeceğiz. Yani Şinasi Çilden'i biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz ama bilmeyenlerin sizin hakkınızda bir fikir edinebilmesi için buyurun lütfen. 1951 Sinop Boyabat doğumluyum. Öğrenimi orada Boyabat'ta. Orta öğrenimi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra o zamanki adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümüne geldim. Ve 71'de oradan mezun oldum. Orada viyolonserle ilk tanışmam orada oldu. Viyolonsel çalgısını da bilmiyordum. Çünkü köy kökenliyiz biz sonuçta. Babam da köy enstitüsü mezunu bir öğretmen. Tabii babamın köy enstitülerinde işte olduğu gibi bağlama ve mandolin zaten zorunlu var. Müzik yaşamı zaten var gibi. Oradan kaynaklanan bir şeyle oraya yönelmiş olduk müzik bölümüne. Müzik bölümünde Yıldıray Erdener'le viyolonsele başladım. Benim için oldukça ilginç başlangıç oldu. Çünkü Rahmet Sukmayer o zaman bölüm başkanıydı. İlk defa o söyledi bana violoncello diye. Çalgıyı orada duydum ben ilk defa. Hocam Yıldıray Erdener ismini ben hiç bilmiyorum. Biraz bahseder misiniz kendisinden? Yıldıray Erdener gene Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünün eski mezunlarından. Yani benim onunla derse başladığım zaman aradan bir 6 yıl öğretmenlik yapmış, 5 yılda Avrupa'da, Almanya'da bursla çalışıyordu. Oradan dönüp geldi 68'de. Yıldıray Bey aynı bizim yolla yani müzik öğretmenliği yoluyla viyolonsele başlamış. Ama oldukça o konuda yetkin olmuş bir isim. Almanya'da 5 yıl çalışmış. Sonra da bizim çok güzel bir uyumumuz oldu hocayla. Yani o da Kastamonu Gölköy Öğretmen Okulu'nda uzun yıllar çalışmış. Ben de Kastamonu oradan da bir belki yakınlık oldu falan. Benzer çevrelerden. Ama çok sevdirdi bana Yıldıray Bey viyolonseli. Yıldıray Bey'i de yakın zamanda kaybettik. Rahmetli oldu. O Allah rahmet Avrupa'da uzun yıllar 75'e kadar bizde çalıştı. 75'te Amerika'ya gitti. Orada Indiana Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştı. Alanı değiştirdi. Viyolonseli bıraktı orada. Etnomüzikoloji alanına yöneldi. Ve olsun. onunla ilgili çok önemli çalışmaları, eserleri var. Hatta Türkiye'ye geldi. Kars yöresinde folklor araştırmaları yaptı. Oradaki aşıklarla hem de şeyler değerlemeler yaptı, hem söyleşiler yaptı. Onunla ilgili bir kitabı var. Böyle biraz böyle bilimsel şeylere yöneldi. Son zamanlarda da sanattan yansımalar şeyinde köşesinde yazıları çıkıyordu. Geçtiğimiz ay kaybettik onu. Böyle yani Yıldıray Bey hayat hikayesi böyle. Ondan sonra 71'de mezun oldum ben. O zaman Taşlı okullarında öğretmenliğe işte gönderiliyor. Benim de Muş Kızılyurt Öğretmen Okulu çıktı. Zorunlu hizmet mi hocam? Zorunlu hizmet gibi evet. Tabii o zaman zorunlu hizmetimiz vardı bizim. Ve Muş'ta ben bir yıl çalıştım. O arada asistanlık sınavı açıldı Gazi Eğitim Enstitüsü'nde. O zaman Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde asistanlık statüsü vardı. Yani şimdi araştırma görevliliği statüsünün bir başka şekli. Şöyle diyebiliriz. Öğretmen yetiştirmeye yönelik iki kanal vardı orada. Onlar güzel düzenlenmiş o zamanlar. Birisi Avrupa'ya işte 1416 sayılı yasayla ya da 4489'da gidip öğrenim görmek. Ya da
Asistanlık da öyle gelip 3 yıl asistanlık yapıp o sırada 3 yıl asistanlık sırasında hem rehber öğretmeninizle çalışma fırsatı buluyorsunuz. Viyonsel örneğin. Viyonsel çalışıyorsunuz. Belli bir programınız oluyor. Bir de böyle tez yani küçük çapta bir tez hazırlıyorsunuz. Bir kurul önünde onu savunuyorsunuz yani benzer bir şekilde. Mesela o kurulda benim girdiğim kurulda Doğan Bey de vardı. Doğan Can. Yani Doğan Cangal da vardı. Böyle bir kuruldan geçiyorsunuz. Ondan sonra öğretmenliğe hak kazandınız diyorlar. Öğretmen olarak orada çalışmaya başlıyorsunuz. Yani daha sonra yapıldığı gibi böyle dışarıdan tepeden atamalarla falan bu işler olmuyordu o zaman. Sonradan işler değişti. Ondan sonra bu arada asistanlığım bitmeden önce bir İspanyol bursu aldım. 9 ay süreli. İspanya'da, Barcelona'da orada bir Josef Trotta diye isimli bir violoncelliyle çalıştım. O bana tabii önemli katkılar sağladı. Kısa bir süre olmasına rağmen. Tabii dönüp işte biz evlenme, aile sahibi olmak aileliğine girerek oradan döndük ve o Gazi eğitimdeki çalışmalarımızı devam ettik. Sonra Gazi eğitimde müzik bölümünde çeşitli dönemler yaşandı. Yani biliyorsunuz az çok siyasi nedenlerle. Bir Aktepe Lisesi'ne gönderilmişliğim var. Bir dönem orada çalıştım. Zorunlu bir cefasını çekmişsiniz bu işlerin. Ondan sonra oradan döndüm. Hatta o arada benim şefliği görevim oldu. İdari görevim de oldu bir süre. Onu da yaptım. Ondan sonra da CSO sınavlarına hazırlanmaya başladım. Yani zaten idealimde olan bir şeydi Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'na girmek eskiden beri. Bu da vesile oldu biraz. Sıkı bir çalışmayla oraya hazırlandım. Ve oraya girmiş olduk. Haziran 80'de sınava girmiş oldum ve işte bir süre sonra atandık. Ondan sonra orada 35-36 yıla yakın çalışmışım. Yani farkında değilim hiç. Çok uzun bir süre hocam. Zaman çok çabuk geçiyor. Tabii bizim işte başka kurumlardan gelmiş olmamızdan kaynaklanan bir şey var, sıkıntı vardı konservatuvardan gelen arkadaşlarla. Ben onu kat etmek için, yani telafi etmek için epeyce çalıştım. Yani onu söyleyebilirim. Bu arada Ali Doğan'la biraz çalışma fırsatım oldu. Yani çok uzun bir süre olmasa da ondan da biraz feyiz almış olduk. Ondan sonra yani bu şeyden sonra işte belli bir dönemden sonra orkestracılık biraz farklı bir olay. Tabii ki solist değiliz hiçbirimiz. Solist olarak zaten yetişmedik. Ya da işte o konularda belli bir yetkinliğimiz hiçbir zaman olmadı. Ama orkestracı olarak iyi bir orkestracı olmaya çalıştım her zaman. Ve bunun için çok çaba gösterdim. Sanıyorum başardım da düşünüyorum. Yani öyle söylüyor arkadaşlar. Ve 2016 yılında son konserimde işte dinleyiciyle buluşarak Alasmanlık dedik bitirdik bu işi. Orkestra öncesinde 9-10 yıla yakın bir öğretmenliğim var. Yani toplanmıştı Gazi ve işte Muş ve Aktepe olarak. Böyle bir süreçte 45 yılda tamamladık işi. Evet. O arada Gazi Üniversitesi'ndeki daha sonra adı Gazi Üniversitesi oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nden üniversite dönemine kadar 41 yıl süreyle oradaki derslerimi hiç bırakmadım. Şu nedenle yani Gazi bize çok şey verdi, bana çok şey verdi. Benim de orayı orada öğrencilere katkıda bulmam gerekir diye. Öğretmenlik tabii bizim için benim çok sevdiğim bir uğraş. Sizin de yaşadığınız gibi. Biz de işte oradaki öğrencilerin durumuna göre belli programlar dahilinde öğrencilere bir şey vermeye çalıştık. Ve güzel öğrenciler de yetişti. Birçoğu değişik üniversitede çalışıyor. Böyle diyebiliriz. Ha, bu arada söyleyeyim, iki oğlum, iki tane de torunum var. Tabii eşim tanıyorsunuz siz. Evet. Onu söylemeden evet. Geçmeyelim. Evet. Şeyda hocamız da orada. Evet.
Beni de söyleyeyim zaten. Merhaba, merhaba. Nasılsınız hocam? Nasılsınız hocam? Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Bugün emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Eşinizi biraz çaldık bir süre ama sağ olsun bize kırmadı, geldi. Çok iyi oldu. Şinasi Hoca atlayabileceğimiz bir gün. Ben çok memnun oluyorum. Evet, evet çok hocam. Çok memnun oluyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun hocam, teşekkürler. Evet, yani kısaca böyle diyelim. Evet, evet, evet. Sağ olun valla böyle yazlıkta bile bize zaman ayırdınız. Çok iyi oldu. Şimdi biz konsept gereği en eski çaldığınız eserden mi başlayalım? Bestelediğiniz ya da derlediğiniz eserlerden hangisiyle başlamak istersiniz hocam? Çaldığım eser mi? Yani evet. Işte mesela Hasan Tura var. Hasan Tura tabii Hasan Tura değil. Yalçın Tura. Hasan Tura da yabancı değil de. Yalçın Tura ile ilgili ilginç bir şey. Ben Yalçın Bey'le görüştüm. Yani hayret dedi. Şimdiye kadar hiç kimse çalmadı dedi sonatı. Ne zaman görüştün? Ben de yıl kaç? Görüştüğünüz zaman kaç işte, Yalçın Bey'le? 2015'te yapmıştım o konseri. 2014 gibi falan olabilir. Evet. Yani haber verdim konser yapacağız diye. Benim çok ilgimi çekti. Yani bilmiyorum. Böyle tabii Türk eserleri de az olduğu için sizin de işte yaptığınız çalışmalardan belli. Hemen balıklama atladım ve Yalçın Tura'yı çok severim. Yalçın Tura'nın eserlerini beğenirim eskiden beri. Onu niye çalmıyoruz diye giriştik o işi. Fena da olmadı. Öyle. Şeyde Gazi'de çalmışsınız sanıyorum. YouTube'da bir kaydı. Yalçın Bey şey yaptı yani şaşırdık. Evet. Gazi'nin salonunda çaldığınız gibi hatırlıyorum. YouTube'da öyle gördüm. Bir de galiba Bolu'da mı var? Evet. Evet. İki defa seslendirmişsiniz. Evet. Ama YouTube'daki kayıt sanıyorum Gazi'deki kayıt. Evet. Evet. Sizden başka da galiba Yalçın Tura Viyonsel Piyano Sonatı'nı çalan kimse kayıt olarak yok veya bizim bilgimiz dahilinde yok. Tek seslendiren sizsiniz gibi anlıyorum şu an. Evet. Sizin bilginiz var mı başka çaldığını? Ben de öyle görüyorum. Evet yani. Yalçın Bey de işte öyle söyledi. Hem kayıt olarak hem de seslendirme olarak, konserde seslendirme olarak ilk dedi. Ben de onur duydum doğrusu yani. Benim için onur verici bir şey. Yalçın evet. Tura'nın eserini tanıtmış olmak. Ne diyorsun? Ama keşke daha çok seslendirebilseydik değişik yerlerde. Ama kaydının bulunması iyi bir şey en azından. İyi kötü, evet. Neyse. Yani sayenizde en azından insanların ha bu eser böyleymiş diyeceği bir kayıt var. Ne düşünüyorsunuz eser hakkında? Evet. Eserin sizce önemli olduğunu düşündüğünüz, şuna dikkat etmek lazım, şurası bana şunu hatırlatıyor diye yorumda bulunabileceğiniz, birkaç bir şey söyleyebileceğiniz yerleri var mı sonatın? Valla o eserde Yalçın Bey'in kendine özgü bazı yaklaşımlarına esintiler var tabii. Yani. Ama bu arada modern bazı yaklaşımlar da var. Yani bilmiyorum belki Fransız müziğiyle ilgili bazı esintiler var kimi zaman. Ama genelde o Yalçın Bey'in kokusu, hani Anadolu kokusu hissediliyor. Tonal bir eser mi? Hemen sorayım bilmeyenler hani dinlemeyenler için sorayım. Tonal bir eser mi? Atonal bir eser mi? Evet. Tonal. Yani pentatonik değil daha tonale yakın o zaman. Evet yani işte modele yakın diyelim. Yani modele yakın okey. Tonal ama böyle model bir şey var. Tabii ki işte Türk müziğinde biraz öyle olması gerekiyor zaten. Zaman zaman çok tonal şeyler var. Zaman zaman model şeyler hissediliyor. Öyle olması da gerekir. Üç bölümlü diye şimdi hani konuşmuş olalım. Çünkü hani siz biliyorsunuz ben biliyorum da bu seyreden insanlar bilmek zorunda değil. En azından hani bunların üzerine açıp YouTube'dan bakar seyreder ama en azından siz biraz anlatırsanız eseri çalmak isteyecek genç arkadaşlara, eseri bilmeyenlere de bir ön bilgi vermiş oluruz. Ben şimdi eserin tabii ayrıntılarını çok iyi hatırlayamıyorum. Ama üç bölümlü olduğunu biliyorum. Yani çok büyük zorlukları
olmayan, yani şey olarak, teknik olarak çok büyük zorluklar taşınmayan ama zaman zaman onları da zorlayan piyano eser. Yani ben tavsiye ederim. Çalacak renkler yakalayabilirler. Hatta daha güzel çalar, daha güzel renkler yakalarlar. O da sevindirici olur. Sizin bir iki viyonsel için Anadolu ezgileriniz var. Ondan biraz bahsedelim mi hocam? Tabii. Ondan bahsedeceğiz. Zaten bizim hatta biliyorsunuz daha önce bu kitap çıktığında ben çok ilgimi çekti. Hakikaten ihtiyaç olan bir durumdu. Siz konuya eğilmişsiniz. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Sağ olun hocam. Çünkü Türk eserleri tecrübeyle ilgili gerçekten böyle değerli toplu bir doküman yok ortada. Bunların toparlanması ve insanların kullanması, sunulması çok önemli. Ve çok zor bir iş, onun farkındayım. Hatta o kitabı inceledikten sonra biz hemen Şebnem'le dedik ya şey, ya burada hani biz Türk besteci değiliz ama ben besteci değilim yani sonuçta. Nedir? Biz işte okul döneminde rahmetli Nurhan Cangal hocamız, Doğan Cangal'ın abisi, bizim teori öğretmenimizdi. Ondan çok şey öğrendik ve çok denemeler yaptık o dönemde. Mesela Özlem adlı parçam aslında bir küçük parçam var benim viyonsel piyano için düşündüğüm. 1980 herhalde, öyle hatırlıyorum. Evet, yani o öğrencilikten kalan bir şeydir, düşüncedir. Orada işte gerçekleşti. 1980'de yapmıştım. Bunlar hep, yani Nurhan Canan hocamız bize gerekli doneleri verdi şey, o teori olarak, armoni olarak. Ama bu arada Kemal Yerici'nin bu müzik, Türk Müziği Armonisi diye bir kitabı vardı. Onu epeyce inceledim. Hatta Kemal Yerici'nin İsinop'ta 1969'da yaptığı bu müzik öğretmenleri kursu yapılmıştı. Orada bir seminer yapmıştı Kemal Bey. Orada katılmıştım o seminerlere ben. Şimdi dörtlü sistemle, dörtlü armoniyle ilgili önemli bir şey, sistem geliştirdi kendi açısından. Tabii %100 bunu her eseri, her türküye uygulamak mümkün değil tabii ama mesela Muammer Sun, Yalçın Tura, ona benzer bir sürü besteci bundan yararlandı. Yani o çok önemli bir şeydir sistematik olarak. Başka da pek yok bildiğim kadarıyla. İlhan Osmanbaş'ın 1951 iki küçük parçasının bir tanesi Kemal İlerici sistemiyle yazılmış. Onu biliyorum. Tabii. Yani işte o sisteme dayalı olarak yazılmış çok az eser var. Yani evet. Tüm o sistem çok güzel, çok kendi içine tutarlı. Fakat yeterli değil. Mutlaka yani kolay değil ki bu işler. Hani Batı Armonisi'nde olduğu gibi yüzyılları kapsayan bir çalışma ürün değil. O nedenle gayet doğal. Ve Muammer Sun da dahil olmak üzere ya yani bunlardan yararlandılar ama kendi tabii türkü ya da türkü karakterindeki Türk müziğine benzer donelleri kendi anlayışlarıyla ona uygun şekle getirerek Kemal İlerici dört sisteminden de yararlandılar, ortaya koydular. Benim de nacizane işte bu konuda Kemal İlerici'den ve Nurhan Cangal'dan öğrendiklerimiz çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalıştım. Çıkış yolu da şu, yani besteci değilim dedi. Gerçekten biz hani bir şeydi, müzik öğretmeni olarak yola çıkmış ama hasbel kadar viyonselci olarak da işte CSO'ya girmiş bir kişiyim ben. Bestecilik biraz uzak görünüyor ama ben köy çocuğuyum yani sonuçta. Köyde yaşadığım sürece ya da Anadolu'da işte diğer yerlerde türkülerimizi çok iyi özümsemiş olduğumu söyleyebilirim. Yani kulağımda, zihnimde bunlar ya yani içimde yer alan şeyler ve çok etkileyici. Çok küçük boyutta olmasına rağmen birçoğu çok etkileyici. Bunlardan yararlanmayı her zaman düşünmüşümdür. Viyonsele başladığım andan itibaren mesela Yıldıray Bey ilk viyonsel derslerinde hatırlıyorum. Bir türkü çalmıştı viyonselde. Yani hatta bir de Roman danslarından böyle ağır bölüm. Onun çalmıyor. Mesela çok benzer şeyler olduğu için.
işte Hicaz'a yakın bir şey olduğu için çok etkilenmiştim. Yani bunlar insanı etkileyen, sürükleyen şeyler. Oradan yola çıkarak ve Beyoncé öğretmeni sırasında tabii ki biliyorsunuz birçok metotta, birçok Beyoncé metodunda o metodu yazanlar öğrencinin basit şeyleri bile çalarken öğretmenin eşliğiyle daha motive olduğu şeyler yapıyorlar. Yani ikinci bir ses yazarak öğretmenin çalacağı şeylerle ya da piyano eşlikleriyle motivasyonu artırmaya çalışıyorlar. Ve bu çok, çok etkili oluyor. Şimdi Anadolu'dan gelmiş çocuklarla biz Türk müziğinden yararlanmayacaksak nerede yararlanacağız? Geliyor çocuk, hatta Gazi Eğitim Enstitüsü'nde genellikle 18 yaşında falan, ben de öyle başladım zaten. 18 yaşında liseden mezun olduğu çocuk öyle geliyordu. Yani şimdi orada gelen çocuk zaten kendi müziğiyle yeterince haşırleşir olmuş ve o şeyle donanımla geliyor. Buradan yararlanmamız gerekiyor diğer metotların yanında. Oradan yararlanırken de bir ikinci ses niye yazmayalım? Öğretmenin de işte katkıda bulunacağı bir şeyler olsun diye yola çıktık. Yani benim yola çıkışım o. Belki birçok kişi de yapıyordu bunu. Kaç eser var o kitapta? Kaç eser var o kitapta? 20 tane eser var. Bunun bir tanesi benim Türkü Kayak'tan'da yazdığım Ağıt diye bir eser. Zaman zaman bunlar ses konserlerde. Bir tanesi de Küçük Suit diye adlandırdım. Çeşitlemeli Suit diye adlandırdım. Böyle 12 tane galiba parçadan oluşan bir küçük bir halk türküsü teması. Butepe Pulutepe diye bir küçük bir tema var. Gayet basit. Oradan yola çıkıp çeşitleme mahiyetinde kendim bir şeyler yazdım. Kısa kısa. Ama bazen de bazı türkülerimizi o boyutta, o kapsamda gördüğüm için çeşitleme gibi kullandım. Böyle orada iki değişik şey var yani oradaki konseptin dışında. Diğerleri türkü düzenlemesi. Yani sevdiğim, böyle uygun olduğunu düşündüğüm, teknik gelişime, öğrencinin teknik gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğüm eserleri, türküleri seçerek onlara ikinci bir ses yazmaya çalıştım. Yaptığım şey o. Onu anladım. Size yani, verdim. Bizim böyle göstereyim. Şöyle bir kitabımız var. Halen İşte dağıtılıyor. Yani kullanıma sunuldu. Epey de kullanılıyor üniversitelerde, güzel sanatlar liselerinde. Ayrıca çok büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz hocam. Çok büyük bir eksikliği, boşluğu dolduruyorsunuz. Çünkü bunu İzzetciğim şöyle bu aşamaya getirmeden önce yani 2006'larda falan başlayan Şebnem'le yaptınız. Şebnem'in bu konuda çok büyük katkısı var, onu söyleyebilirim. Çünkü bu çalışmaların birçoğuna ben çok eski yıllarda başladım. 70'li yıllardan başlayan çalışmalarım var. Denemeler, işte zaman zaman konserlere seslendirmeler. Fakat bir kenarda duruyordu bunlar. Zaman zaman kullanma durumu oluyorsa kullanıyorduk. Şebnem bunları görünce, hocam aman illa bunlar çok güzel, mutlaka yapalım diye zorladı beni. Yani sağ olsun iyi ki zorlamış. Ondan sonra 2006 yılından sonra bunu yoğunlaştırdık ve İşte ben de çok çalıştım. Şebnem de çok yardımcı oldu bana. Hem çalma konusunda, yani zaman zaman üniversitelerde seslendirme durumunda olduk. Onlar bize çok önemli katkılar sağladı. Ayrıca daha sonra kayıt ve bu kitabı oluşturması aşamasında. Bu kitabın keman versiyonunu da yaptık. Kemancılar da hani bir şey olsun, ellerinde bir materyal olsun diye. O da kullanılıyor yani. Aynı şeyin keman versiyonunu hazırladık. Şebnem ve Orhan'ı bilmiyorum, siz tanıyorsunuz ama tanımayanlar için söyleyeyim. Şebnem benim öğrencim sayılır belli bir aşamadan sonra. Çok çalışkan, çok yeniliğe açık, araştırmacı bir arkadaşımız. Beyoncé'ci olarak da gerçekten çok büyük kolaylıkları olan, çok iyi bir çalıcı. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor. Halen çalışmalarımız sürüyor onunla. Hatta bu şeyin üstüne yakın zamanda 6-7 tane de parça hazırlamış bulunuyoruz. Bir taraftan çalışmalarımız sürüyor yani.
Boş durmuyoruz. Evet. Böyle yani bunun önünde başka sorular. Evet. Şebnem'le de iki gün önce konuştuk. Onu da bir almamız lazım. Bir türlü bakalım zaman ayarlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun kendisi çok her aşamada bize çok destek oluyor her konuda. Buradan bir kere kendisini güzel bir şekilde almış olalım. Çok pozitif enerji yayan bir insan Şebnem Hoca. Bu iş zaten böyle pozitif insanlarla yürüyor. Benim notlarımda iki cello bir Anadolu var. Bu farklı bir şey mi Aslı? Bir albüm evet hocam. Ayrıca CD ile ilgili isim olarak kullandık. Onu ben size vermiştim ama yani bilmeyenler de tanısın diye. Şimdi biz bunu CD olarak çıkardık. Bir süre sonra işte bunun dağıtımı ile ilgili bazı sorunlar oldu. Onu şimdi internet aracılığıyla şey yapılıyor, dağıtım yapılıyor. Aslında aynı kaynak, aynı şeyi iki yansel için Anadolu Ezgileri diye yazmıştık kitaba. Burada böyle biraz daha çarpıcı olsun dendi ve o şekilde isimlendirildi. Aynı şey aslında. Anladım ama en azından soran biri İkisini farklı farklı zannedecekse burada onu netleştirmiş olduk. Biri kitabın seslendirilmiş. Biz onu, sonuçta biz onu 20 eser var. 20 tane parça. Anladım. Evet, anladım. Aynı. Onun dışında gene Şebnem'le hangi yılda o? 2007-2008 olabilir. 2008 olabilir. Radyo, Ankara Radyosu'nda stüdyo kaydı yaptık. 2009'muş. 2009'da stüdyo kaydı yaptık. O da var yani kayıt olarak. Yani nitelikli kayıt olarak belki o da bilginiz olsun diye söylüyorum. Ayrıca o kayıttan konserleri sürdürüyoruz. Yani. Efendim? O kayıttan ne çaldık? Bütün albümü çaldık o şeyde. Bütün albümü çaldık. Anladım. Aslı senin sormak istediğin bir şey var mı Sinarsı Hoca'ya? Ben Özlem hakkında birazcık daha bilgili bir Ağıt diye bir eserim daha var dediniz. Onlar için biraz daha acaba onları açmanız mümkün müdür? Şimdi Özlem bir kere tamamen öğrencilerin çalabilecekleri düzeyde yani yatkın olduğunu düşündüğüm ve işte genellikle böyle 2-3 dördüncü pozisyonu belki 5. pozisyon var mıydı bilmiyorum. Böyle öğrencilerin kolayca aklına kalkabilecekleri tamamen halk güçlü karakterinde bir şey. Biraz böyle uzun aramsı şeyler var. ABA tarzında bir çalışma. Küçük bir çalışma yani onun için söyleyebileceğim bu. R üzerine. Tabii şimdi makamlar konusunda makamlara hiç R üzerine dedi. Ben R üzerine deyip orada bırakıyorum. Yani genellikle bu tür şeyler. Çünkü çok hoş karşılamıyor bazı şeyler. İşte çünkü perde adı değiştiği zaman makam adı da değişiyor falan. Biz şey olarak bizi olarak bakıyoruz olaya yani. Ton olarak bakıyoruz. Öyle düşünmüştüm onu. Bu da gene yıllar önce işte böyle deneyip seslendirdiğimiz 2010'lar için La üzerine bir çalışma. Biraz böyle belki benim uzun hava konusuna biraz fazla ilgim ve yatkınlığım olabilir. Azıcık o tarzda bir şey. Ağıt zaten işte malum. İşte Türk insanının dertlerini, tasalarını ortaya koyan genel eğilimden yola çıkarak benim düşündüğüm şekliyle. Ama iki seslik olarak ilginç şeyler var. Yani çalmanızı önermezse Aslı bir baksa çok iyi olur. Yani değişik bir eser olarak. Böyle bir eser. Yani çok büyük bir özelliği yok. Aynı dediğim gibi bir uzun hava bölümü. Sonra ondan sonra tekrar dönüyor. Yani benzer yapı. Küçük boyutlu şeyler. Orada biraz daha şey yani daha biraz daha zorlukları var. Evet. Bu Ağıt Özlem'i çalmak isteyen birisinin telif konusunda ya da esere ulaşma konusunda nereden alabilir? Yani bahsettiğiniz kitap, yani nasıl ulaşacak? Diyelim ki
Türkiye'de herhangi biri sizi tanımıyor. Nasıl olacak? Evet, burada var zaten. Ağıt şeyde var, kitabımızda var. Ama Özlem, tamam. Özlem için onu yani bizim basılı bir şeyimiz yok, o konuda kaynağımız yok. Benim o daha sonra özel olarak hazırladığım bir şeydi. Onun ciddi basımı yapılmaz. Sadece not olarak yazdırdık. Zaman zaman seslendirdik. Ama düşünülebilir. Yani onu nasıl yaparız? Ben bir düşüneyim yani. Çok küçük boyutlu ama. Yani en azından işte güzel sanatlara yeni başlayan çocuklar, belli bir düzeye gelmiş çocukların zevkli çalabileceği ve hoşlanabilecekleri bir parça. Tayfun, senin Şinasi Hoca'ya sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Evet. Ellerine sağlık hocamın. Çok yayından önce söylemiştim. Çok aydınlık, çok emektar bir insan. Ağıt'ı ne için yaptığını söyledi ama Özlem neye Özlem onu söylemedi. Belki onu söyler. Ağıt'a bu arada YouTube'da var. Link vereceğim. Mutlaka dinlemek isteyenler kayıttan sonra gidip hocamın o bestesini dinleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Sağ olun. Özlem ne özlem? Yani şöyle diyelim. Güzelliklere, sevgiye, güzel Türkiye'ye özlem diyelim. Yani genel olarak. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam, iyi ki bugün buraya geldiniz. İyi ki sizi misafir ettik. Hakikaten bizim Beyoncé'yle ilgili Türkiye'de benim çok az hakim olduğum, çok bilmediğim bir alanı dolduruyorsunuz. Sayenizde bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Sonuçta Beyoncé çok büyük bir dünya, çok büyük bir camia. Hepimizin her şeyi %100 bilmesi mümkün değil. O anlamda sağ olun. İyi ki bütün bu çalışmaları yapmışsınız. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum size, emeklerinize, bu kadar yıllık yetiştirdiğiniz öğrencilere, bu kadar sabrınıza. Çünkü bunlar hep sabır meselesi. Bahsettiğiniz o bir sürü zorluklar eminim kaç kere insanı lanet olsun noktasına getirdi ama siz hiç yılmadan aynı istikrarla gayet beyefendi bir şekilde işinizi doğru şekilde en güzel şekilde yaptınız. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bu arada şeyi unuttum. Onu eklememe izin verin. Gazi Üniversitesi'nde 41 yıl fiilen çalıştığımı söyledim. Orada müzik, yani Beyoncé öğretmeninin yanında şey konusunda da boş durmadık. Oda müziği konusunda. Özellikle oda orkestrası 81'li yıllardan bu yana süre gelen, özellikle 90'lı yıllardan sonra da tamamen benim çalıştırıp yönettiğim ve güzel örnekler sunduğumuz bayağı değişik repertuarlarla, hatta bir ara Cihat Aşkın solist olarak katıldı, o tür şeyler yaptık. Özellikle Türk eserleri, yani orkestra için yazılmış Türk eserlerinden örnekler sunmaya çalıştık. Bu tür çalışmalarımız da oldu. Yani onu da belirtmek istedim. İnşallah tamam, yararlı olmuşuzdur herkese. Sağ olun hocam. Çok yararlı oldu. Daha ne olsun. Evet. Çok teşekkürler diyorum. Görüşmek üzere. Bir daha bitirdik. Oldu hocam. Çok teşekkür ederim. İyi günler hepinize. Hoşçakalın. İyi günler hocam. Teşekkür ederim.